Bak iki sevmediğim şeyi birleştirmek hiç adil değil. Yiyeceğim ya. Batuhan bu çok büyük eziyet. Şu an bıçağı çıktı. Bizim okulda falan değildi. Sana yemeyelim. Hayatta olmaz. Bu neydi be? İzliyorlar. İzliyorlar, izlemeseler. Nereni tıkarsan tıka bu gitmez. Zehir. Gerçekten bak konuşalım, çok hakikaten çok kötü konuşuyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde cezalı soru cevap mı denir buna? Benim hiç sevmediğim yiyecekleri topladılar. Sorular var. Sorulara cevap vermek istemezsem o yiyeceklerden birini yemek durumunda kalacağım. Doğaçlama gidebilelim diye maalesef sorulardan da haberim yok. Yiyeceklerin de çoğundan haberim yok. İnternete denk gelmişsinizdir. Biz de denk geldik. Orijinal bir fikir değil. Başlayalım. Soruları gerçekten bilmiyorum. İnşallah çok şeyini çıkarmamışlardır. Tadını kaçırmamışlardır. İnşallah çok tadı kaçmamıştır. Genel izleyiciye hitap ettiğimizi unutmadan. Asla. Yapımcı asla unutmaz onu. Sponsor. Ha bu arada şimdiden abone olursanız çok iyi olur ya. Lütfen. Yılbaşına 100 bine girersek çünkü bu yılki hedefimizi tamamlamış olacağız. Çok mutlu oluruz. Videonun sonunda halim kalmayacak söyleyecek. Ben ekmeği getireyim mi? Getir, basit bir bölüm başlayalım. Ne yapalım? Kola aldım buna. Acı gelirse. Gerçi acı da yerim ben. Şimdi. Temizlesin diye. Şöyle o zaman basit. Şimdi öncelikle bu güzel bir... Bu ciğer. Bu da bayıldığın tereyağlı zeytin ezmesi. Üzerine güzel bir kombinasyon. Ay ne güzel. Bir şey diyeceğim, yiyemem ki ben bunu. Hayatta yiyemem. Hem tereyağlı zeytin ezmesi. Ben enteresan bir tereyağlı zeytin ezmesi. Ben zeytin sevmem. Ben ciğer de pek sevmem. Peki bunu elle bandırmayacağım mı? Ciğer. Çok kötü kokuyor. Tereyağlı zeytin ezmesi nedir gözünüzü seveyim. Bak iki sevmediğim şeyi birleştirmek hiç adil değil. İlk soru geliyor. Çok hiç hoş değil bu arada, bu yarışma hoş bir şey değil. Soruya geçebilir misin? Geç. Nikah şahidi olarak bir arkadaşını seçecek olsan kimi seçerdin? Arkadaşımı seçmem. Aile büyüklerimden birini seçerim. Yemiyorum. Tamam işte. Kimle evleniyorum ona göre. Hiç fark etmez, istediğin evlen. Senelerdir hayatımda olan benim böyle artık kardeşim gibi beraber büyüdüğüm çok arkadaşım var. Onlardan biri 2 yaz önce evlendi ve nikah şahidi muhabbeti çok sorun çıkardı aramızda. Yiyeceğim ya. Ciğer üstü zeytin ezmesi. Öyle söz, az söyle bir isim gitsin. Bir tane isim söyle. Tamam, zeytinsiz ciğerli. Aa öyle şey yok. Batuhan! Bak şu. Aa. Evet. Tamam alıyorum, Allah kahretmesin. Aldım zeytin ezmesi. Almadım. Aa bu ne ya? Hepsini böyle bir parça atıyorum. Güm. Ay biraz sinirli de. Kötü bir ciğer yani. Güzel. Ha? Çok kötü. Yutarsan gider. Yutmak için daha fazla çiğnemem lazım. Bütün hikaye bu. Çok kötü demeyelim, bunu sevenler de var. Bu böyle yemez be. Batuhan bu çok büyük eziyet. Millet yutmuyor, ben görüyorum. Ha, ama işte bizim olayımız samimiyet değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Siz bunun için izlemiyor musunuz Burcu? Bir şey söyleyeyim, bundan 4 tane hakkım var. 4 tutum hakkım var. Yemin ediyorum burayı yaparım buraya. Hayır. Basit soruya basit bir yemek. Lahana dolması gibi bir şey mi var burada? Buna güzel bir ketçap verelim. Aa Allah rızası için çatal vermişsiniz. Bu yenilebilir bir şey. Deminki çok kötüydü. Bunu aynen yerim bence ben. Ama soru da kolay olduğu için... Ya yapma be, hayır saçmalama. MasterChef'te en katlanamadığın kişi. MasterChef'te en katlanamadığım kişi. Net aklında bir var şu an. Suratın o kadar büyük. Ne anlamda katlanamadığım? Nasıl ya? Eslem. Yani aslında Eslem mi ya da Ezgi mi diye düşündüm. Eslem ya saf yani genç yani Eslem. Çok genç. Yani Eslem'in kötü niyetli olma seviyesi Ezgi'nin yarısı kadar yani. Ezgi. Çok da uzun süre kalmadı zaten. Evet. Ah kurtardık kapuskadan ama ciğer tadı bastırılmıyor hala. Tamam şimdi değişir. Değiş. Burcu'nun favorisi domates. Elle neyse tamam. Tuz? Tuz yok. Sana lezzetlenmeyecek bir şey yok. Konsept senin... Ben yiyemem bunu. Rahatsız olman. Yok bir de insan bari kabuğundan koyar. Allah kahretmesin. İçinin jeli bütün. Dokusu tadı ayrı. Sen hep bu kameraya mı bakıyorsun? Ne bileyim abi. Arada buna bakıyor musun? Arada Yiğitcan'a bile bakıyorum şu tamam, an. Çok stresli. Sıkıntımız yok. Soru ha. Pişman olduğun bir dövmen var mı? Domates. Bu soru için teşekkür ediyorum. Kızardım falan. Allah kahretsin. Aslında beni bir şey söyleyeyim mi?
yok. Beni hatalarım bugüne getirdi. Bugün olduğum insan hatalarım sonucu var olabildi. Kabul ediyorum. Hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki yaptırdım. Söylediğin her şey çok doğru. Herkes bence bunları böyle kabullensin. Ama sen şimdi gerçeğe gidelim. Ya kendini sana anlatamıyorsun, anladın mı? Yani kendime inandıramadım şu an. Hata çok şey olursa hani Burcu niye falan diyebilirsiniz ama yani geceleri rahat uyuyamıyor muyum? Uyuyorum Batuhan, pişmanlık nasıl yiyeceğim ya domates? Burnum tıkadım. Yersin. Bırak bakayım. Tüküreceksen de tükür. Yedim ama. 20 yıldır domates yediremedim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hayır. At bakalım, sen bir parlak çal ağzını. Margarin. Hazırsak. Hazır mıyız? Hazır gibiyiz. Çok kötü bir yarışma bu. Görüşmek istemedin halde inatla arayan kişi kim seni? Eğlenceli. Bunu bu kadar yemeye gerek yok hakikaten. Allah razı olsun. İnsan haklarına aykırı bu. Tamam, çiğner tükürüm o zaman. Tamam, çiğneme var ya, ben bunu çıkarken böyle çıkmayacak yani. Tamam. O kişiden bahsettiğim güne lanet olsun. Ya bu aralarında benim şey kötüsü bu. Al kireyi. Yemem. Çiğne. Bir daha at onu ağzına. Güzel. Bu da hayatımızdan çıkabilir. Yani bu sefer artık çok da üstüne gelmek istemiyoruz. Ne yapacaksın? Ketçap mı sıkacaksın? Sık. Nasıl bir seçmece gidiyor bu? Hiçbir erkeğe laf attın mı? Hiç. Pardon, kötü tonlama. Hiç bir erkeğe laf attın mı? Ben atmadım. Attırdım. Mübarek. Yerim hocam. Hemen önceki onun küçük bir katkısı var ama. Bu da sumarımız. Yerim. Ne evet. Var, ne koydunuz içine? Mis tertemiz. Bak burada güzel bir gül suyu var onun için. Var. Seversin. Gül suyunu. Böyle mi koyacağım? Evet. Saçma mı Batuhan? Güzel bir. Batuhan. Ben bir de pudra şeker rica edeyim. Çünkü layığı budur. Kendine nasıl yaşayacaksın? Bunu yaptın, nasıl yaşayacaksın? Oh! Ya Batuhan abartma. Bütün pudra şekerini döktü ya. Ha bir gül suyu daha. Üstüne bir cilası. Abi nasıl yenecek bu ya? Cilası. Bu ne ya? Bir dakika cilası. Bir şey söyleyeceğim. Anlatabilirim size bu hikayeyi. Ya da şey yapabilirim. Gül sulu pudra şekerli kıymalı kol böreği yiyebilirim. Koklar mısın? Kokla. Ben kokusu buraya kokla gireyim. Ayak kokuyor. Gül suyuyla silinmiş taze ayak kokuyor. Sen niye laf ediyorsun el aleme? Öyle olmadı. Şimdi şöyle, bir tane çocuk vardı işte, adı Ali'ydi çocuğun, hani ismini de mecbur vereceğiz. Bizim okulda falan değildi. Sarı öyle. Birilerinin arkadaşı, dıdısın dıdısı. Çocukla hiç merhabam bile yok. Platonik beğeniyordum bu çocuğu. Yıllar geçti üstünden. Tulu'nun da dedesinin bir tane kartalı vardı. Çok eski bir kartal. Biz o kartala binip Bağdat Caddesi'ne gezmeye çıktık. Ama arabada şöyle bir sorun var. Cam açıkken istop ediyor ve ya da geri taktığında duruyor falan, böyle bir şekilde duruyor yani. Siz yolda duruyor. Debriyajı basamıyordunuz, o için istop ediyor. Camla çok alakası olmuş zaten. Şimdi Tulu Ocak doğumlu, benden önce 18 oldu, benden önce aldı ehliyetini. Ben de kartalın önüne oturuyordum, dirsekleri çıkarıp geziyorduk caddede derken işte Fenerbahçe'nin oradan döndük. Sen bak Sarı Ali yürüyor. Tulu dedim ya, seneler geçti çocuk dedim, hala hani gittikçe de güzelleşmiş şu an. Bu arada yani o da o zaman 18, hadi 19 olsun, taş çatlasın. Ben beğenirken de 15'ti. Çocuk yani daha. O sokağa girdi. O sokakta da iski şey koymuş. Çocuk yayan gidiyor. İski baba koymuş. Girmeyin sokağa diye. Tulu'ya dedim ki gir buradan, dal. Eski tip böyle 20 tur attırdığına anca dönen çok eski bir kartal yani. Biz böyle hani sallana sallana çocuğun önünden geçiyoruz. Çocuk da yürüyor. Ali falan böyle, hani biz güya arabayla basıp geçeceğiz, anladın mı? Ben Ali falan dedim, duymadım. Tulu böyle hayvan gibi aynen ıslık çalıp şey yaptı. Böyle çok yüksek sesle çocuk döndü.
Iy dedim, ben tam eğileceğim, arabayı stop etti, kaldı. Aa, çok kötü. Kaldık. Çünkü yol da bitti. Çok kötü. Araba da stop etti, biz kaldık. Çocuk böyle yani bu ne rezillik falan diye evine girdi. Turun babasını aradık. Ben de dedim ki kesin yağ yaktı bu. Selçuk abi de almış yağ. Biz orada 2 saat falan bekledik. Turun babası geldi, yağ ekledik, olmadı falan, bir şekilde çalıştırdık kartalı, döndük. İçindeki apaçı beni heyecanlandırdı. Tamam, bu böreği al artık, iyice yumuşadı bu. Belki bir soru ki... Batuhan, ama bu ekonomiye gerek yok. Gerek yok peki. Sıradaki... Çok kötü, denemeyin. Evde denemeyin. Ekmek kadayıfı. Kaymak koy bari Batuhan. Yoğurt, küçük bir kase rica edeyim. Oraya yoğurt koyup güzel bir sarımsak güm 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 güm. Of, sarımsak kokusu şu an geldi. Oh, sen gel, sarımsak seviyorsun ama kombinasyonu güzel. Ya bir kaşık yoğurt koydunuz. İki diş sarımsak var orada, Allahsızlara bak. Ay hiç yiyemem. Oh. Kaşıkla da yersin sen. Bu benim midem bulandırır ama. En utandığın sarhoşluk hanım. En utandığım sarhoşluk hanım. Yok. Belki daha vardır ama hatırlamıyorum. Çünkü sonuçta hani sarhoş olunca çok fazla bir şey hatırlamıyor insan. Çok küçük deneyeceğim. Küçük derken sarımsak da yerinde. Şuradan çok küçük bakacağım. Bunu ne pahasına olursa olsun tatmanız lazım. Domates mi? İkisi de çok zor değil mi? İkisi de çok zor ama domatesi bir şekilde burnuma tıkasam, çiğnesem, yutsaydım bunu nereni tıkarsam tıka bu gitmez. Arkadaşlar öyle bir küflü peynir almışlar ki balkonda tutuyoruz. Gerçekten bak, konuşamadım, çok hakikaten çok kötü konuşuyoruz. Durduğu yerde küflendi değil mi o? Ekstra küflenmiş o. Of! At bir ortamı öyle dağılsın yani. O yüzden de hiç internetten biriyle flört ettin mi? Saçmalığın daniskası. Ettim. Ne oldu? Nasıl isim oldu? Ver. Hikayesiyle beraber. İsim verem... Bak her şeyi anlatırım, isim vermem. Ne oluyor ya bu peynirle? Yemin ediyorum canlı ya. Şöyle oldu, internetten derken Instagram'dan, Twitter'dan falan hani o tarz... Yok o zaman zaten, Instagram yok o zaman. ICQ onlar var, evet zaman. Onlar var da... ICQ var. Yok, o zaman işte 132, 411... 441, 344, 076. Aa, senin böyle kaliteli altın numara yok mu? Altın numaralarda var. Batuhan Linux'cuydu. O zamanlar ki heyecanlarım. Evet, şey, tamam anlatıyorum. Sene 2010 falan World of Warcraft oynuyorum. O zaman bir iki tane arkadaşım dedi ki bir arkadaşımız daha gelecek. Onunla beraber, hani o da oyunu bilmiyor. Onunla beraber oynayacağız. Sen de bizle oynar mısın dedi. Olur dedim. Diğer ikisi bizi sattılar. Biz de, ben de bu çocuğa öğretmeye çalıştım falan filan derken. Şimdi anladığım bir şey var. Hayır, i̇ki kişi var. Yani dünyanın birisi var diyor. Birisini getiriyorlar. Bir anda yok oldular. Siz baş başa kalıyorsunuz. Yok oldular. Baş başa. Allah'ın işi mi? Baş başa. Bu arada önemli de değil. Hani bilgisayar oyunu oynayan bir kız dedi. İşte bıyıklamasın, nesin, in misin, cin misin. İşte bir şekilde MSN'e geçti falan olaylar derken. MSN'e gel, MSN'e. Güzel. Aynı yerlere gidiyormuşuz. Oradan yüz yüze denk geldik falan filan. Yani tam internetten tanışma sayılmaz. Şurada güzel. Sütümüz ve pipeti. Taze. Taze soğan. Zor sor, zor. Çok en zor sorunu sor bana. İçemem ben bunu. Hayatta içemem ben bunu Batuhan. Yok. Taze soğandan süt yapamam. En çok kimi stalkluyoruz? En çok kimi stalkluyorum? Ünlü mü? Ünsüz. Gerçek insan. Gerçek. Hiç riske almama değmez. Ben bunu içerim ki. Geliyor mu? Süt değil, önce soğanın içindeki tabii, jeli geldi. Aynen. Pipetimin ucunu biraz kırmak zorundayım çünkü... Senin biraz hoşuna gitti ama. Hayır dur, delik yani şey yapma. Soğanla falan bir hoşuna. Bir dakika. Bakayım, baloncuk çıkıyorsa süt de gelir. Demin çıkmadı, hayır içiyorum. Çok hafif tadını veriyor. Biraz boğazımı yaptı, o kadar. Neyin önce ne alalım? Alternatifimiz ne var orada? Kaşıkla mayonez. Aa, güzel. Aa, bir yere koyun, ben kendi porsiyonumu kendim belirleyeyim. Böyle bir şey yok. Önce suyu aksa ya böyle, hani bazen... Bak çok da abartma. Ay. Ben bunu mayonez mesela beni çok rahatsız etmiyor ya. Ye o zaman. Yemem şimdi, dur. Evet. En az hangi sevgilini sevdin? İğrenç soru ya. Ben de kola yok, biraz tadına var. Ay, aldığım kaloriyi geçtim. Bu ne tat? Gözüm geldi. Çok kötü.
Şimdi... Önce cezamı söyle. Kütürdetmece. Böyle ağza koyup elma yermişsin. Sorunda... Şu, sondan bir önceki soru. Ailene karşı söylediğin en büyük yalan. İzliyorlar. İzliyorlar, izlemeseler. Şöyle bir kötü yanı var ama söylemezsen de bu kızın ne yalanı var acaba? İğrenç soru yani. Doğru. Ben şimdi küçükken işte burnumu deldirdim. Böyle bu işlere bir merak sardım. Aman kaşımı da deldireyim, burnumu deldireyim. Sonra bir iki arkadaşımın dili delikti. Dilinde piercing vardı. Annem ve babam da dedi ki bak Burcu hani hiçbir şeyine karışmamaya çalışıyoruz. Şu dilini deldirme bak dediler. Peşine değil mi? Ya o laftan sonra hayır deldireceğim diyemezdim. O yüzden söylemeden yaptım. Öyle o kadar. Dilim delik yani benim. Şu an bıçağı çıktı. Ama takmıyorum. Şu saçma bu. Ama takmıyorum. Evet, bundan güzel bir anı oldu. Onu da beklemiyordum. Ben hiç beklemiyordum. Evet. Evet. Ve son sorumuz. Hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Sor, cevaplı. Sor. Bunu tek elle ağzına böyle direkt kıracağım. Bir kere öyle bir aksiyona girmemizin ihtimali imkanı yok. Benim bu yumurta, hayır bunu bir şeffaf bardağa kır. Aa bu hiç hijyenik bir şey değil. Ben bir haftalık tek elde yumurta kırmaya çalışıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çok da iyi kırıyorum, hakkında olsun. İstediğin kadar zor soru. Ne seçersen seç cevaplarım. Nasıl şefte 3 tane şef vardı ya. Sevgi sırasına koy. En sevdiğinden en sevmediğine. Hiç şu anki şefleri sıralama lazım. Yok yok. Kıralım Batuhan Bey. Yok. Geçmiş olsun. Ya onu nasıl kıracağız lan şu an? Hayır. Söylüyorum. En sevdiğim Mehmet Şef, sonraki Hazer Şef, sonraki Somer Şef. Üçünü de çok seviyorum ama bir sıralama yapacaksam aynen cevap verdim. Hayatta içmem onu. Yumurta içer miyim ya ben? Şu gözlere bak. Ayık olacaksın. İçmem. Cevaplarımla içmem. Başka bir soru bulacağım. Yok hayır. Ben bunu kıracağım. Bunu hayalim. Bunu kırmak istiyor musun? İstiyorum. Sarımsaklı ekmek kadayıfından ye, ben de bundan kırayım. Bunu ben kıracağım ama. Evet sen kıracaksın. Sen bunu planladın ama, değil mi? Sizin evet. Ne yapayım bak bütün ama. Dur dur. Şerbetinden de alacağım. Yani yumurtayı... Yumurtayı bak. Ne ekersen onu içersin. Sevdim ben bunu ama. Kapanış konuşmasını yapalım. Yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha güzel içerikler gelsin istiyorsanız. Bizi motive etmek için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Videoyu likelayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haftaya çok güzel bir tarifle geliyoruz. Yılbaşı tarifleri gelecek bu arada. Aa. Kendinize iyi bakın. Bye. Hadi hazır ol. Hadi nasıl hazır oldun? Hemen gitsin hadi. Bura. Bak bir yumurta kıracağım şu an. Ayy. Oo bu neydi be? Gerizekalı. Ne dolandı şu an? Ne yapacağım? Sen en sona yuttu. Yuttu mu? Hadi kır tamam yumurtayı, lanet olsun. Buna değer ya. Buna değerdi. Kafama mı kıracaksın? Salmonella. Ben yemeyeceğim ben yumurtayı. Ben salmonella falan tanımıyorum. Kafama kır kafama. Aç arası. Abartıyorum, hiç tadanmadım. Ay inanılmaz hırslandı, nasıl hırsı gördünüz değil mi ya? Dişlerini mişlerini sıktı mı sıkarken? Hiç yayınlanacak bir görüntü muhtemelen çıkmadı arkadaşlar. Neyse o kadar kötü değilmiş bu arada, buz gibi yumurta. Benim elim çok kötüydü ya. Hadi, evet. Şu zeytin ezmesini ver de ağzına sıkayım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.